Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf Kültür ve Miras Ünitesi içerisinde yer alan Türk İslam Devletleri ve Anadolu'nun yurt edinme sürecinde yaşanan savaşlardan bahsedeceğiz. İlk olarak 1040 yılında yaşanmış olan Dandanakan Savaşı ile başlayalım arkadaşlar. Dandanakan Savaşı Gaznelilerle Büyük Selçuklu Devleti'nin arasında yaşanmıştır. Yani iki Türk devleti arasında yaşanan savaşımızdır. Bu savaşta Gazneliler yenilirken Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır bu savaşı arkadaşlar. Gazneliler yıkılış sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti ise kuruluşunu tamamlamıştır diyoruz. Yani bir devletin yıkılmasında, bir devletin kurulmasında etkili olan bir savaştır bu arkadaşlar. Yenilgiye uğrayan Gazneli devleti bir daha eski gücüne ulaşamıyor ve yıkılış sürecine giriyor arkadaşlar. Büyük Selçuklu devleti ise bağımsızlığını kazanarak kuruluşunu tamamlamış oluyor burada arkadaşlar. Gazneliler yıkılış sürecine girdikten sonra ise Afganistan'da bulunan Gurlular adında bir topluluk tarafından tamamen yıkılmış oluyor. Bu konu içerisinde geçen ikinci savaşımız ise 1048 yılında yaşanmış olan Pasinler Savaşı'dır arkadaşlar. Erzurum'da Pasinler Ovası'nda yapılan Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yaşanmıştır. Bu savaşta Büyük Selçuklu Devleti galibiyetle sonuçlandırılmıştır. Yani Bizans yenilgiye uğratılmıştır. Bu savaşımızın özelliği Büyük Selçuklu ile Bizanslar arasında yapılan ilk savaştır arkadaşlar. Bu savaşta Bizans'ın yenilgiye uğramasıyla birlikte Doğu Anadolu Selçukluların denetimine girmeye başlamıştır. Bu savaş için keşfetme savaşı diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü savaşımız ise 1071'de yapılmış olan Malazgirt Savaşıdır arkadaşlar. Bu savaş Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yaşanıyor. E, Muş'un Malazgirt Ovası'nda yapılıyor bu savaş. E, bu savaşta Büyük Selçuklu devleti kazanırken Bizans devleti tekrardan yenilgiye uğratılıyor. Bu savaşla Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor arkadaşlar. Kapılar açıldı diyoruz yani. Anadolu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlıyor yani anadolu'da türkiye tarihi başlıyor aslında bizans'ın yapılan akınlar karşısında papa'dan yardım istemesiyle haçlı seferlerine de zemin oluşturuyor bu zaferle Türk komutanlar Alparslan'ın emriyle fethettikleri topraklarda Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı beylikler kuruyorlar arkadaşlar. Hatırlatacak olursak 1. Türk beylikleri Malazgir Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. Bunu hatta şöyle kodluyorduk. Sakın maça çıkma dayak atarlar diyorduk. Buradaki S harfi Saltuklulardı. Saltuklular Erzurum'da kurulan bir beylikti ve en önemli eseri Mama Hatun Türbesi'ydi. M harfi Mengüceklilerdi. Mengücekliler ise Erzincan, Kema, Sivas, Divriği civarında kurulmuştu. En önemli eseri ise Divriği, Ulu Camii ve Darüşşifası diyorduk arkadaşlar. Ç harfi Beyliğiydi. Çaka Beyliği İzmir'de kurulmuştu arkadaşlar. İlk denizci beyliğimizdi. D harfi Danişmentlilerdi. Danişmentliler ise Amasya, Tokat, Sivas civarında kurulmuştu. Ve Anadolu'da kurulan ilk medreseyi basan Medresesi'ni de bu beylik açmıştı arkadaşlar. Artuklulardı diğeri ise... Artuklularsa Güneydoğu Anadolu bölgemizde Diyarbakır Mardin civarında kurulmuştu en önemli eseri ise Malabadi Köprüsü'ydü. Bu beyliklerden ilk kurulan Saltuklulardı, en güçlü olan ise Danişmentlilerdi. Bu süreçte geçen diğer bir savaşımız ise 1141 yılında yaşanan Katvan Savaşı'dır. Katvan Savaşı Büyük Selçuklu ile Kara Hitaylılar arasında olmuştur. Kara Hitaylılar Büyük Selçuklu Devleti arasında yaşanan bu savaşla Büyük Selçuklu Devleti yenilgiye uğramıştır. Kara Hitaylılar kazanmıştır bu savaşı. Bu savaştan sonra Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine giriyor arkadaşlar. Evet diğer bir savaşımız ise 1176 yılında yaşanan Miryokefalon Savaşı. Hatırlayacak olursak Malazgirt Zaferi sonrasında Alparslan komutanlarına Anadolu'nun fethi ile ilgili emir vermişti. Türk beyleri Anadolu'ya akınlar düzenlemişti. Bu Türk beyleri arasında yer alan Kutalmışoğlu Süleyman Şah İzni'yi ele geçirerek burada Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurmuştu. İkinci Kılıç Arslan döneminde Türkiye Selçuklu ile Bizans arasında Miryokefalon Savaşı yapılıyordu. Bu savaşta Anadolu Selçuklu Devleti kazanırken Bizans yenilgiye uğratılıyordu. Bu savaşla Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma umutları sona ermişti. Yani bu savaşla Anadolu Türk yurdu oluyor diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım ki Pasinler, Malazgirt, Miryo-Kefalon savaşı Anadolu'nun Türk yurdu olmasında etkili olan savaşlardır arkadaşlar. Pasinler savaşı keşif savaşıdır. Bizans'la Türkler arasında yapılan ilk savaştır. Malazgirt savaşı ise Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı savaştır. Yani daha fazla ilerleyebileceklerinin kanıtı olmuştur. Miryo-Kefalon savaşı ise Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır arkadaşlar. Diğer bir savaşımız Yassı Çemen Savaşı arkadaşlar. Yassı Çemen Savaşı da 1230 yılında gerçekleşiyor. Türkiye Selçuklu yani Anadolu Selçuklu ile Harzam Şahlar arasında yapılıyor bu savaş. Bu savaşta Harzem Şahlar yenilgiye uğratılırken Anadolu Selçuklu galibiyetle ayrılıyor buradan. Bu savaşla beraber Harzemşahlar yıkılıyor arkadaşlar. Bu durum Türkiye Selçuklu Devleti'nin yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin Harzemşahların topraklarına sahip olmasına ve Moğollarla komşu olmasında etkili oluyor. Yani şöyle çizecek olursak kendimize göre şurada Anadolu Selçuklu Devleti yer alıyorsa, şurada Harzem Şahlar yer alıyorsa ve şurada da Moğolların olduğunu düşünürsek, Anadolu Selçuklu Devleti Harzem Şahları yenilgiye uğratarak şu toprağı da almış oldu ve artık sınırında Moğollar oldu arkadaşlar. Bu da bir diğer savaşımızın aslında başlangıcını oluşturmuş oldu. Yassı Çemen Savaşı ile Harzemşahların topraklarını almıştık arkadaşlar ve Moğollarla sınır olmuştuk. Köse Dağ Savaşı da işte bununla beraber gelen bir savaştır aslında. 1243 yılında olur bu savaş. Moğollarla Anadolu Selçuklu Devleti arasında yaşanır arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşta yenilgiye uğramıştır. Moğollar kazanmıştır bu savaşı. Bu savaştan sonra artan Moğol baskısı devletin gücünü azaltıyor. Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasında etkili oluyor arkadaşlar. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra devletin yıkılmasıyla beraber de ikinci Türk beylikleri ortaya çıkıyor. İkinci Türk beyliklerinin ortaya çıkması aslında siyasi birliğin bozulduğunun kanıtı oluyor arkadaşlar. Yani Buraya kadar anlattığımız savaşlar içerisinde Dandanakan Savaşı ile beraber Gazneliler yıkılma sürecine girmişti. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmişti. Köse Dağ Savaşı ile beraber ise Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar savaşlarımız da bu şekildeydi.